tarafınca düzenlenen sadece 8. olan Türk Dünyası Öncüleri Konferansı'na hoş geldiniz. Türk Dünyası Öncüleri Konferansı'na hoş geldiniz. Gürcistan, Borçalı'dan, Azerbaycan'dan, Türkiye'nin değişik şehirlerinin konuklarımız var. Sizlere bir arada olmaktan ve zengin kültürümüz üzerinde bilgi alışverişinde bulunmaktan büyük mutluluk duymaktayız. TÜRKSOY kurulduğundan beri çok önemli görevler yapıyor. Bugün de burada bizleri Türk Dünyası'nın Öncüleri isimli toplantıda 8.sinde bir araya getirdi. Bendeniz Ağustos'ta Türk'lü bir ailenin çocuğuyum. Elbette ki Borçalı bölgesi ve dolayısıyla bugünkü komşumuz Gürcistan'ın Meskentya dediği Ağızka bölgesi benim ata ocağım. Borçalı'da yaşayan Karababak Türkleri de benim öz ve öz kardeşim Cemal Mustafa Bey Hoca merhum. Bu büyük kültür hazinesinin yetiştirdiği ender değerlerimizden birisi. O Türk varlığını ve Türk'ün kendi özünü korunmasını devam ettirmesi için ömrünü vakfetmiş birisi. Bugün onu rahmetle aracağız inşallah. Rabbim de inşallah bizi ebedi hayatta bu değerlerimizin bir tamamıyla buluşturmayı nasip eder inşallah. Türk dünyasının sorunlarının içerisinde Cemal Muallim'in verdiği talim, ortaya koyduğu talim, siyasilerimizin bir başka, ideologlarımızın bir başka bir insan olmak talimi, tam farklı bir mahiyet kesbediyor bu bakımdan, bölgelenmesinde fayda var. Ben bugün Borçalı kültürünün, yani Türk kültürünün Borçalı'da tecellisini, dünenden bugüne bugünden sabaha olan inanıma daha çok güvendim, daha çok inandım. Çünkü size inandım, size buldum. Siz bizi buldunuz daha doğrusu. Ne güzel. Dünya karışık olsa da sanmayın battı Borçalı. Dünya karışık olsa da sanmayın battı Borçalı. Düşman fitnelik salsa da eğilmez zattı Borçalı. Ve Borçalı'nın o güçlü akışını, güçlü direnişini Borçalı'dan haykıran Ferhat El-Aziz'e de Allah hayırlı uzun ömürler versin. Berhasıl baylar bayanlar, kime çörek versem, kelek görsem, neçe dizi kattıyım. Bize bilmediğimiz Borçalı'nı, elimizi eteğine bize bilmediğimiz Cemal Mustafayev bir alim olmakla aynı zamanda insanlık nümunesiydi. Onun özünün etika, estetika üzere üniversitede muhazireler okuyup yazıları var. Özünün özü bir numuneydi. Yani bir insanlık numunesiydi. Zengin adam değildi. Yani para bakımından böyle villaları, planları, maşınları yokuydu. Ancak bir el sevgisi ve bütün sağlı sollu bütün insanlar onu görende tazim etmeyi özlerine gurur bilerdiler. Onun kökünde ne durur? Bu devlete, bu millete hizmet etmenin en yüksek eyyarı insan olmaktır. Benim bir felsefi dünya görüşümün temelinde aydın oldu ki insanlık felsefesinden uca da bir felsefe yoktur. Eğer biz insanlık felsefesini uca tutarıksa bu kadar sorunlar bizi yakalamaz ve belki de beşeriyetin özü adam kimi birbiriyle dil taparak bir Allah'ın çatır altında rahat yaşayabilirler. Cemal Müellim yüksek ahlak, yüksek medeniyet, yüksek kültür sahibi olarak hatta onun ölüm ayağında da ben onun zaman zaman temaslı oldum. Bunun kitabını, o bir kitabı da ben ondan söhbetlerimizi mecbusu olarak yazmışam. Ölüm ayağında Ezrail'i göre göre Cemal Müellim hayat eşkiyle, yaşamak eşkiyle, insanlara fayda verme eşkiyle
alışıb yanardı. Məsələ, onun tansiyonu da qalxar falan deyirlər, bunlar yaddan çıxaraq bizim bir yerdə söhbətimizdə 3 saat, 4 saat, 5 saat fasiləsiz bilimdən, elmdən, fəlsəfədən, insanlıqdan danışardıq. Ona görə də mən qürur duyuram ki, o kişi ilə bir yerdə oldum. Onun elmi dünya görüşünə nüfuz eləyə bildim. Həm də onun əsərlərinin yığılaraq çap olunmasına dəstək edim. Amma Türk dünyası bu alimi öyrənməlidir. Məsələn, bizim qərb Nietzsche düşüncəsində zor hakimdir. Qərb fəlsəfi düşüncəsində bu günləri aparıcı rol siyasət hər şeyi əldə etmək sənətidir kimi bir tezis var. Ancaq Cəmal Mustafayev insan etiqadını, insan əxlaqını, insanın gücünü ortaya gətirir ki, qalib gələcəkmi cahanda Kamal deyimi ilə Kamala istinad eləyir, zehniyyətə istinad eləyir. O zorları önləyəcək ən böyük silah Kamaldır və onun qoyduğu Nietzsche düşüncəsinə alternativ bir düşüncədir. Türk düşüncəsidir, bircə yaşayış düşüncədir, kültürəl düşüncədir. Mənə gəlir ki, indiki dünyanın özündə də bizim siyasətimizin düz qurulmasında bu cür alimlərimizi öyrənmək, sahiblənmək, təbliğ eləmək çox önəmlidir. Mən onun 90 illiyidir. Təbii ki, ilk dəfə olaraq Türksoy çərçivəsində borçalı kökənli bilim adamları deyərək Cəmal müəllimə müraciət elədik. 90 illiyi bir yerdə qeyd eləmək qərarı oldu. Mən təbii ki, Türksoy təşkilatına, onun başqanına, Asyanov cənablarına, onun ekibinə təşəkkür edirəm ki, borçalı elini unutmurlar, borçalı bilim adamlarını unutmurlar, düzgün yanaşmadı və ümumiyyətlə, Türkiyəmizdə borçalının sadəcə bir insanların yaşadığı ərazi kimi yox, Azərbaycan və Türkiyə, Azərbaycan və Doğu Türkistan arasında bir körpü olduğunu unutmamalıdırlar, həm də bu baxımdan ona sahiblənməlidirlər.